Evet sayın seyirciler, şimdi de Amerika'nın gerçek yerel mutfağını tatmaya geldik. Max Beach Shop'tayız. Motosiklet tutkunları yemek molası verdiklerinde kendilerine harika bir buluşma mekanı belirlemişler. Max Beach Shop, yani Mac'in hız dükkanı. Her türlü barbekü ürününü menüsünde barındıran, soğuk içecekleri ve birbirinden lezzetli iştah açıcılarıyla sadece motosiklet tutkunlarının değil, güneyin sıcak insanının da sevdiği bir mekan dönüşmüş. Renkli ve değişik ambiyansı, farklı dekorasyonuyla bar, pub ve restoran karması konseptiyle ilgimizi çeken bu mekan, North Carolina eyaletinin en popüler yerlerinden biri. Güler yüzlü servis elemanları, keyifli çalışanlar içeride, oradan oraya koştururken, masalarda oturan müşteriler uzun sohbetler edip birbirinden lezzetli hamburgerleri, ızgara tavukları, barbekü soslu etleri yemeye sürdürüyorlar. Önce mutfağı teftiş ediyorum. Bakalım arkadaşlar nasıl çalışıyorlar. Belki sırlarını keşfeder, öğrendiklerimi evde tekrar ederim. Anladığım kadarıyla servis de gayet başarılı. Anında barbekülere hazırlanıp müşterilerin açlık krizine girmelerine fırsat verilmiyor doğrusu. Mutfak benden 10 üzerinden 10 puan aldı. Siparişimi de verdim, sabırsız şekilde beklemeye başladım. Tavuk, dana eti, hindi, spesiyel ne varsa sipariş ettim. Beyaz kırmızı et ayrımı yapmıyorum doğrusu. Her türlü lezzet kabulümdür. Ve işte yemeğimiz geldi. Şimdi yemeklerimiz geldi. Mükemmel bir combo tabağı bu. Combo demek yani ürünlerinin karışımının bir tabakta buluşmuş hali ve yanında yan ürünleri de var. Ne ürünleri var? Fasulyemiz var. Mac and cheese var yani makarna ile peynir. Bu da grit yani bizim Karadeniz yöresinden muhlamaya benziyor biraz. İçinde mısır unu var, krema var ve bunların karışımının pişmiş hali. Ve yanında da ranch sosu var. Ranch sosu da süt yağıyla belirli baharatların karışımından oluşan bir sos yanlarında. Ve yanında kereviz ve havuç veriyorlar. Combo tabağımıza baktığımızdaysa kanatlarımız var. Burada hindi eti var. Burada tavuğun çeyreği var. Burada çok meşhurdur. Ayrıca tamamen %100 dana etinden yaptılar bizim için. Kendi ya sosis ya da sucuk olarak adlandırabilecekleri sarsıcıları var. İki dilim ekmeğimizin yanında chili sosu, onun üzerinde de bizim süzme yoğurduna benzeyen sour cream var. Şimdi hepsini mideye indirip bakalım lezzetlerin karışımı nasıl oluyor. Tavuğun üzerindeki acı sos mükemmel bir uyuk sağlamış tavukla. Bir de ranch sosuyla deneyelim kanadımızı. Ranch sosu acılı tavuğa harika eşlik ediyor. Şimdi biraz da hindinin tadına bakalım. Bu hindiyi yumuşak hale getirebilmek için saatlerce pişiriyorlar. Daha sonra kemiğinden çok kolay bir şekilde ayrılan bu hindiyi elleriyle çeke çeke çekilmiş hindi olarak satılıyor bu hindi. Üzerinde çok sormamıza rağmen açıklamadıkları çok özel sosları var. Gerçekten mükemmel. Bu tavuğun tamamının çeyreği. Burada çok meşhur, anlamak çok zor ama bu şekilde satıyorlar bu tavuğu. Bizde kızarmış pirinç vardı, bütünü, bunlar çeyreğini satıyor. Kendimi adeta Bizans filmlerindeki hükümdarlar gibi hissettim ama bunu bu şekilde yemek en güzel kısmı. Bufalo kanadının üzerine koydukları acı sos gerçekten mükemmel. Ne çok acı diyebilirim. Gerçekten çok acı. Evet sayın seyirciler, şimdi burada garson olarak çalışan Rachel ile birlikte. Şimdi ona soralım bakalım ne tarz müşterileri varmış. Hey Rachel, what kind of customers do you guys have in here? We have all sorts of customers. We have bikers, we're a family-oriented place. So lots of kids and family and 30 to 40 year old men and women kind of come in here. So what they would like to eat most? A lot of we sell a lot of barbecue, a lot of wings, a lot of our sides. We sell grits and collard greens, all sorts of stuff. Are they good tipper? Very good tippers. Thanks a lot, Rachel. Evet sayın seyirciler, şimdi de müşterilere soralım bakalım nasıl buluyorlar yemekleri. Hey Din,
So how do you like the food in here? Max has great food. The barbecue is fantastic. It's one of the best barbecue places in the Carolinas. And of course, here at Max, they have a great beer selection. So that's really big. You have to have good food and a good beer selection. Awesome. So how often you come here? Maybe every couple of weeks, once a month or so. Thank you, sir. Thanks a lot. So how do you guys like the food in here? The food in here is awesome. The brisket's incredibly moist and juicy. And I'm a big fan of the St. Louis style ribs.